Türkiye 24 Haziran'da bir erken seçim süreci yaşadı. Aslında bu seçim süreçlerini değerlendirmeden önce öncesiyle ilgili bir iki şey söylemek gerekiyor. Tabii Türkiye ekonomik krizin çok yoğun yaşandığı, OHAL ve baskı sürecinin en üst noktada olduğu bir dönemde erken baskın bir seçim kararı aldı. AKP-MHP iktidar bloğunun özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve 20 Temmuz'da AKP'nin ilan etmiş olduğu OHAL ve KK rejimiyle birlikte Türkiye'deki hem kamu emekçileri hem demokrasi güçleri, toplumsal muhalif kesimler yoğun bir baskı süreciyle bu seçim sürecine biz girmiş olduk. Özellikle iktidar bloğu hem devletin tüm olanaklarını kullanarak bu seçim sürecini yürüttü. Özellikle medyada son dönemde ortaya çıkan tekelleşme bu seçim sürecinde sadece iktidar bloğunun bir hegemonya oluşturma aracı haline getirildi. Bizler de bu seçim sürecini yakından izledik. Sonuçları itibariyle bağımsız ancak adil olmayan bir seçim olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü hem eşitsiz koşullarda seçime girilmesi hem propaganda açısından da muhalefete yeterince yer verilmemesi, basın yayın üzerindeki abluka ve tekelleşme, halkın doğru haber alma, seçim süreciyle ilgili muhalefet partilerinin yine Cumhurbaşkanlığı adaylarının eşit propaganda yapmaması nedeniyle iktidar bloğunun hegemonyası altında bu seçim süreçlerine girildi. Tabii sonuçları itibariyle baktığımızda Türkiye halkları açısından, kamu emekçileri açısından da hani beklentilerimizin altında bir sonuçla biz karşı karşıya kaldık. Özellikle Türkiye'de artan ekonomik kriz, giderek artan işsizlik, yoksullaşma, kamu emekçilerinin yaşamış olduğu güvencesizlik, geleceksizlik, yine kamuda yaşanan özelleştirme uygulamalar, OHAL sürecinde kamu emekçilerine uygulanan baskı, işten çıkarmalar, sürgünler, gözaltına almalar, tutuklamalar, işte basın emekçilerine yönelik, demokratik siyaset yürütenlere yönelik geliştirilen baskı ortamında Türkiye adil olmayan bir seçim süreci yaşadı. Yine sonuçları itibariyle de baktığımızda hem dünyada hem Avrupa'da son dönemde gelişen milliyetçi sağ yükselişin Türkiye'de de etkisi olduğunu gördük. Doğal olarak Avrupa sermayesi, yeni uluslararası sermaye Orta Doğu'daki politikalarının devam ettirilmesi noktasında da bu seçim sürecinde AKP-MHP iktidar bloğunun yanında yer aldığı açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak hem uluslararası kamu oyunun hem uluslararası çeşitli gözlemcilerin hem de bizim sahada yapmış olduğumuz gözlemler, sandık başında üyelerimizin yapmış olduğu gözlemler sonucunda şunu belirtebiliriz. Birçok yerde hem oyların kullanılması, sayılması, yine henüz sayım bitmemişken sonuçların YSK tarafından, Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna manipüle edilerek açıklaması gerçekten de seçimlerle ilgili şüpheleri arttırır duruma gelmiştir. Sonuçta YSK 5 Temmuz'da kesin sonuçları açıklayacak. Ancak yeni oluşacak Türkiye'de hem emekçiler açısından hem toplumsal muhalefet açısından da çok iyi şeyler olacağını burada söylemek şu anda erken gibi geliyor. Çünkü Türkiye'de uzun süreden beri 16 Nisan referandumundan sonra fiilen değiştirilen rejim değişikliği bu seçim süreciyle birlikte kalıcı hale gelmiştir. Sonuçta demokratik siyasetten uzaklaşma, demokratik parlamenter sistemden uzaklaşma ve tek adamın egemen olduğu başkanlık sistemi diye ifade ettiğimiz yeni bir rejimle karşı karşıya kalmıştır. Doğal olarak bu yeni rejimde parlamento tamamen işsevsiz hale gelecektir. Parlamentonun denetleme, dengeleme misyonu ortadan kalkacaktır. Yine yargı, yasama, yürütme, işte tek adama bağlandığından dolayı Türkiye'deki demokrasi açısından, yine Türkiye'deki barış ikliminin geliştirilmesi açısından, kamu emekçilerinin ekonomik özlük haklarının iyileştirilmesi açısından, şu yaşamış olduğumuz ekonomik kriz, işsizlik ve açlık ve yoksulluğun tavan yaptığı bir süreçte yakın zamanda çok olumlu sonuçlar beklemiyoruz.
Ancak bizler kamu emekçileri olarak zaten uzun süredir AKP iktidarının 16 yıllık uygulamış olduğu hukuksuzluklar, antidemokratik uygulamalar, sendikal hak ve özgürlüklerimize yönelik baskılar, yine OHAL ve KHK süreciyle birlikte üyelerimize yönelik işten çıkartma uygulamalarına karşı yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Yeni dönemde de KESK olarak biz üyelerimizin ekonomik demokratik hakları ile ilgili yine sendikamıza dönük antidemokratik uygulamaların ortadan kaldırılması ile ilgili işte eğitimde, sağlıkta, tüm kamuda başlatılan özelleştirme, yine kamu emekçilerinin güvencesiz çalışmaya mahkum edilmesi, iş güvencelerinin ortadan kaldırılması, mülakat sistemi, sözleşmeli çalışma sistemine karşı kamu emekçileri olarak yoğun bir mücadele yürüteceğimizi burada ifade ediyoruz. Şu bize açıkça gösterdi. Önümüzdeki dönem Türkiye'de demokrasi isteyenlerle antidemokratik uygulamalardan yana olanların bir mücadelesi şeklinde Türkiye'deki süreç gelişecektir. Doğal olarak da Türkiye'de işte 16 Nisan referandumunda %50'ye yakın hayır diyenler, yine bu 24 Haziran seçimlerinde tüm muhalefetin ve iktidar bloğunun oylarını karşılaştırdığımızda %50'ye yakın bir kesimin yine barıştan yana, demokrasiden yana tutum aldığını açıkça ortaya çıkarmıştır. Bu da bize umut vermektedir. Özellikle Türkiye'de demokrasi güçleri, yine Kürt sorunu demokratik barışçıl çözümünden yana olan kesimler, işte kamunun tasfiye edilmesine karşı mücadele edenler, işsizliğe, yoksulluğa karşı mücadele edenler, doğanın talan edilmesine karşı mücadele edenler, eğitimde parasız, bilimsel, layık, ana dilde eğitim hakkı için mücadele edenler açısından bir olumluluk olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle de önümüzdeki dönem bu 24 Haziran seçim sürecinde farklı farklı siyasal partilerin demokratik siyasetten yana, demokratik parlamenter sistemden yana, yan yana gelişleri, yine aşağıda halkın, emekçilerin özellikle demokrasiden yana tutum almaları, hem sandık güvenliği ile ilgili hem oylarına sahip çıkma noktasında sorumluluk alma noktalarının önümüzdeki dönem daha da geliştirilerek Türkiye'de bir demokrasi cephesi, bir barıştan yana, emekçilerin haklarından yana tutum alanların yan yana gelecekleri zeminlerin güçlendirilmesi gerektiği işareti ortaya çıkmıştır. KESK olarak da biz de emek meslek örgütleriyle özellikle önümüzdeki günlerde hem kendi üyelerimizde, iş yerlerinde ve yapacağımız geniş toplantılarda bu seçim sürecini değerlendirerek önümüzdeki döneme ilişkin bir mücadele programı oluşturacağız. KESK yine emeğimiz için, haklarımız için, geleceğimiz için, barış için, demokrasi için sokaklarda olacaktır. Sendikal hak ve özgürlüklerimizin daha da demokratikleştirilmesi, haklarımızın güvence altına alınması için sokaklarda mücadele edecektir. Doğal olarak da bu seçim sürecinde de halkların birbirine düşman edilmesine ilişkin politikalar, yine barışık olmayan, özellikle mutsuz bir toplum kesimi yaratmaya dönük politikalar çok yönlü işlendi. Yine seçim sonrasında işte iktidar bloğu tarafından hem muhalefete, hep gazetecilere, işte toplumsal muhalif kesimlere yönelik yoğun tehditlerin olduğunu da görüyoruz. Bu nedenle de özellikle iktidar bloğu bu tutumundan vazgeçmelidir. Halkları birbirine düşman eden, barış iklimini zedeleyen, özellikle Türkiye'de tüm toplumsal kesimlerin özgürlüklerinde kısıtlayacak politikalardan, antidemokratik uygulamalardan, hukuksuz uygulamalardan ve yasama, yürütme, yargı üzerindeki baskılara derhal son vermeleri ve Türkiye'nin demokratik bir zemine evrilebilmesi, yeniden demokratik siyasetin işler hale gelebilmesi noktasında ortak bir akılla yol yürülmesi gerektiği bu seçim sürecinde ortaya çıkmıştır. Bu herkes açısından yararlı olacaktır. Sonuçta Türkiye'de barış ikliminin, ötekileştirici politikaların artması, barış ikliminin bozulması, işte kamu emekçilerine yönelik saldırıların artması, yine emekçilere yönelik haklarının gasp edilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi Türkiye halkları açısından olumlu olmayacaktır diye belirtiyoruz. O nedenle önümüzdeki dönem biraz emekçilerin, muhalif kesimlerin, demokrasiden yana olanların
daha fazla yan yana gelerek mücadelelerini büyütmelerinden ve demokrasiden yana tutum almalarını güçlendirecekleri bir ortam da ortaya çıkmıştır. Keski olarak biz de hem demokrasinin geliştirilmesi hem haklarımızın geliştirilmesi noktasında da önümüzdeki dönemde de emek meslek örgütleriyle birlikte, Türkiye'deki demokrasi güçleriyle birlikte ortak bir mücadele hattının oluşturulması noktasında da üzerimize düşen gerekli sorumluluğu, çabayı göstereceğimizi buradan kamuoyuna açıklıyoruz. Özellikle üyelerimiz de iş yerlerinde bu korku ikliminden iktidarın 2 yıldır yürütmüş olduğu baskı politikalarına karşı yürütmüş oldukları mücadeleyi de devam ettirecekleri noktasında da kararlılığımızı burada ifade ediyor. Sonuçta seçim bir sonuç değildir, bir son da değildir. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeniden yerel yönetim seçimlerinin olacağı bir erken seçim tartışması var. Doğal olarak buna yönelik olarak da şimdiden herkesin doğru zeminde, doğru tartışmalarla bir hazırlık yapması ve mücadeleyi büyütmesinden başka seçeneğimizin olmadığını burada açıkça ifade etmek istiyoruz.